İzmirinciyi de kutlamak bize bugün nasip oldu diyelim. Yani önemli Türkiye için. Bugün parlamento, önce onunla başlayalım. İki şey dikkatimi çekti. Sizinle paylaşmak istiyorum. Sizin görüşlerinizi bu konuda almak istiyorum. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kurumudur parlamento. Kurucu bir meclis, gazi bir meclis. Yani önce Ulusal Kurtuluş Savaşı, ardından parlamento, ardından Cumhuriyet'in ilanı. Bu kadar önemli bir günde bu ülkenin tek adamı denilen Cumhurbaşkanı, tek yönetici, tek ses, yani gerçekten olağanüstü yetkilerle kuşatılmış bir adam, her dediği olan, her dediğini yapabilme gücüne sahip muktedir bir isim bugün parlamentoda yoktu. Daha önemlisi, yine parlamentonun kurulduğu gün Atatürk'e saygı ve minnetini almak için bugün ne Sayın Erdoğan geldi, ne MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Anıtkabir'e gelmedi. Üçüncüsü, bu hemen hemen bu ikisi kadar bugün tartışılan bir konu. Hem parlamentoda bir siyasi ayıp olarak da nitelendirildi bugün sosyal medyada. Aynı saatte parlamentonun açılışının 101. yıl dönümü kutlamalarında milli iradenin tecelli ettiği yerde siyasi parti grupları adına halkın seçtiği milletvekilleri meclisi anlatırken Çamlıca'da bir bayrak töreni oldu. Ve aynı saatlere denk getirdi bunu Sayın Erdoğan. Belki denk geldi bilmiyorum ama. Ve bir bayrak direği bir parlamentoya yeğit tutuldu. Bütün yandaş kanallar parlamentodaki bu meclisin bu kadar anlamlı onur gününü vereceklerine Çamlıca'daki bayrak törenini verdiler. Çünkü orada Erdoğan vardı. Bu bir tesadüf mü? Bu bir anlayış mı? Yani bu hepsini yan yana koyduğunuzda biraz buruk geçti. Onlara bir borcumuz yok. Gelmeseler daha iyi diye düşünen olabilir. Yani bunu ben söylemiyorum. Tabii halk sosyal medyada çok fazla paylaşım var. İyi olmuş gelmedikleri diyor ama böyle mi gerçekten? Evet, ben de öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, yol arkadaşlarına bir kez daha 23 Nisan münasebetiyle saygıyla anıyorum. Onlara minnet duygularımı bir kez daha ifade ediyorum. Ve tekrar bütün çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Hem ulusumuzun, çocuklarımızın bayramı kutlu olsun diyorum Fatih Bey. Bugün tabii çok önemli bir gün. 23 Nisan deyince muhtemelen sizin de, bizi izleyen tüm yurttaşlarımızın da aklına hep çocukluk günleri biraz gelir. 23 Nisanlar eskiden çok görkemli kutlanırdı. O heyecan bizi ilkokul sıralarında alır, bir başka yerlere götürürdü. Ve bir dahaki yılı iple çekerdik. Çünkü 23 Nisan geleceği zaman gelmezden önce, bir hafta 10 gün öncesinde sınıflar süslenirdi Fatih Bey. Bayraklarımızla, değişik süslerle bir heyecan dalgası sınıfları sarardı. İzci kıyafetleri hazırlanır, çalışmalar yapılır, okullarda işte bir bando eşliğinde yürüyüşler yapılır. Onun coşkusu, o bando müziğinin coşkusu, giyilen izci kıyafetleri ya da başka çocuklarımızın o giydikleri kıyafetler, rol aldıkları oyunlardaki kıyafetler çok başka bir heyecan katardı 23 Nisanlar'da. Ve hepimiz o günleri bir ayrı özlemle ayrıca hatırlıyoruz. Ulus olmanın unsurlarından bir tanesi de bu milli bayramlarda ana eksen etrafında birleşebilmektir. Yani o heyecanı duyabilmektir. Şimdi siz az önce dediniz Cumhurbaşkanı niye yoktu diye. Ben buradan başlayarak yola çıkacağım. Ulus olmanın en önemli koşullarından bir tanesi bütün fertlerin tasada ve kıvançta aynı hissiyatı duymasıdır. Eğer bu tasada ve kıvançta bu hissiyat azlığı başlarsa, hele devleti yönetenlerde başlarsa, yani bu ülkenin ne hale geldiğinin ayrıca bir sorgulanması gerekir. Herkes de yıllar öncesinden beri devam eden bu heyecana bugün Cumhurbaşkanı'nın duymamış olması Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli skandallarından bir tanesidir. Bir kere mecliste yapılan oturum özel bir oturumdur. Her zaman yapılmaz bu oturum. 23 Nisan'a özel bir oturumdur. 23 Nisan'da meclis toplanır ve bu toplantı bilinir, geleneksel, bilinen bir toplantıdır. Ve bu toplantıda parti sözcüleri, liderleri
konuşmalar yapıldı. Bu yıllardan beri gelen ve bilinen bir toplantıdır. Dolayısıyla 23 Nisan'da mecliste ne olacağı bilindiği, sokaktaki herkes tarafından bilinen bir tabloyken Cumhurbaşkanı'nın bunu görmezden gelerek aynı saatlere bir başka programı aldırması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Büyük Millet Meclisi'ndeki kurucu iradeye yapılmış son derece büyük bir saygısızlıktır. Bu aynı zamanda siz sözlerinizde başlarken ifade ettiğiniz bir tek adam diye nitelendirmede bulunduğunuz Cumhurbaşkanı tek adamlığını da meclisi bir kenara atarak, bir kenara iterek aslında pekiştirmek istiyor. Ama medyamızın içinde bulunduğu durum da hazin. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denilen bir yerdeki toplantıyı ve tüm siyasi iradenin de temsil edilmiş olduğu, milli iradenin bütün temsilcilerinin bulunduğu bir toplantıyı sabote ederek, onu görmezden gelerek Cumhurbaşkanı toplantını vermesi de ayrıca bir garabettir. Bu ülke bedava kurulmadı. Bugünkü bu meclisteki görüşmeyi vermeyen medya kuruluşları bilsinler ki Mustafa Kemal Atatürk ve bu gazi meclis olmasaydı kendileri de olmayacaktı. Yakışık alan bir tavır değildir bunlar. Ciddi bir skandaldır. Bir kere ne beklenir? Cumhurbaşkanı'nın bir kere böyle bir 23 Nisan törenlerinin sahiplenmesi beklenir. Böyle bir sahiplenmeyi Anıtkabir'de görmüyorsunuz. Meclise gelerek ya da izleyerek böyle bir toplantıya bir önem verdiğini gösteren bir davranış içerisinde görmüyorsunuz. O meclis ki yıllarca arkasında bir yazı vardır. Az önce de söyledim, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın her zaman arkasına sığındığı bir cümledir o. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sözünü her fırsatta söyler ve tekrarlar. Ama işte buranın dayanağı olan bu sözün gereğini yitirmekten kasıtlı olarak, ben buna kasıtlı diyorum çünkü bu toplantı günü belli olduğu için bunda başka bir tabloda göremem. Son derece isabetli bir şekilde kasıtlı sözü bu tabloya yakışır. Yani Cumhurbaşkanı'nın kasıtlı bir şekilde sabote etmek istediği bir 23 Nisan özel oturumunu bugün gerçekleştirecek. Ne çıkar olabilir Cumhurbaşkanı? Neden parlamentoyu gölgelesin? Niye parlamentoyu Türkiye'de parlamentonun kuruluş gününde askıya alınmış, atıl evet. ya da önemsiz, değersiz hale niye getirsin? İşte burada verdiği mesaj bu. Yani artık Türkiye'deki rejimde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde denilen rejimde tek söz sahibi benim. Yani parlamento ne ki? Şimdi bakın birazcık zamanımız olursa ben anlatmaya çalışırım. İlk meclis kurulduğu zamanki tabloları anlatmaya çalışırım. Yani Türkiye'de benim sözüm geçer. Parlamento olsa da olur, olmasa da olur. Ama tabii buna çanak tutan bir meclis başkanı var, Sayın Ertürk. O meclis başkanı ki Türkiye'de geçtiğimiz günlerde çok uzun tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı isterse Montreux Sözleşmesi'ne çekilebilir tezini ortaya atarak teknik olarak mümkündür demek suretiyle bunu destekleyen beyanlarıyla Türkiye'yi başka bir noktaya getiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne itibarını ve saygınlığını savunması gerekirken Cumhurbaşkanı karşısında meclisin itibarını yerle bir eden bir meclis başkanımız var. Yani şimdi bunlar bir yan yana geldiği zaman meclis başkanının yönettiği bir oturumda meclis başkanının zaten bunu öngörüyor olması, sizin gibi hassasiyetle öngörüyor olması da mümkün değil. Çünkü o iradeyi zaten Cumhurbaşkanı'na vermiş durumda. Halbuki meclis başkanından beklenen nedir? Meclisi gözü gibi sakınması, onun yetkilerini, haklarını gözü gibi sakınması ve bunu büyük bir kıskançlıkla korumasıdır. Ama meclis başkanının açtığı bir tartışmadan ötürü Türkiye ne tartışmalar yaşadı geçtiğimiz günlerde. Yani meclisin saygınlığını yok etmede bir yarışa girmiş bir tablo var. Tek adam rejimini güçlendirmeye, tahkim etmeye, onu meşru göstermeye, her alanda meşru göstermeye çalışan bir tablodur bu. Hazin bir tablodur. Bugün bizim bir milli bayram günümüzdür. Biz pandemi koşullarında lebalep toplanan AKP kongrelerini biliyoruz. Bu pandemi koşullarında lebalep toplanıp Türkiye'yi kırmızıya boyayan bir AKP çoğunluğunu biliyoruz. Toplum elbette pandemi koşullarının dikkat edilmesi gereken koşullarını biliyor. Ama bu koşullarda dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün illerde Atatürk anıtlarına çelenk koymalarını yasaklayan valiler
kaymakamlar var Fatih Bey. Bütün bu toplantıları yasaklamaya çalıştılar. İstanbul'da mesela yine yani haklı olarak buna Ekrem İmamoğlu çok tepki gösterdi. En hafif anlamda kutlanılması diye bir valiliğin bir enteresan bir açıklaması var. Evet. Özen gösterilmemiş. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Tabii ki salgının koşullarına uyulur. Tabii ki önlemler alınır. Ama yani siz böyle her bayramı, ulusal 29 Ekim'i gölgelediniz, 19 Mayıs'ı gölgelediniz, 23 Nisan'ı gölgelediniz. Peki bu ülkenin geçmişiyle bağını koparmak anlamına gelmiyor mu bu? Elbette. Şimdi bakın tam da bam teline bastınız Fatih Bey. Şimdi biz milli egemenlik deyince ne anlıyoruz? Milli egemenlik deyince Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, modern Türkiye Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Bir kere yıkılmakta olan bir Osmanlı İmparatorluğu artık ki son vahdetinin ihanetiyle belgelenen bu tablo içerisinde yıkılmaya yüz tutmuş bir ortamdan, işgal altında olan bir topraklardan bağımsız bir devlet kurmayı ve cumhuriyeti kurmayı hedefledi. Bu cumhuriyetin altında ne vardır? Artık padişaha bağımlı bir ümmet toplumundan, tebaadan vatandaşlığa geçiş vardır, yurttaşlığa geçiş vardır. Şimdi bunların hala kafası, Osmanlı kafası olduğu için hala Atatürk'ün Osmanlı İmparatorluğu üzerine kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini kabul etmek durumunda olmadıklarını gösteren anlayıştır bu. Yani bunlar Atatürk'le hesaplaşan bir anlayış içerisinde bu yıkılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun, ki o da ayrıca bizim bir tarihimizdir, o bir köşede kalacaktır ama o tarihten yıkılmaya çalışırken Atatürk'ün bu toplumu tekrar dirilten ama yeni bir modern devlet kuran anlayışına karşı duruşlarını sergiliyor aslında.